Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki çemberde uzaklık testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde verilen O merkezi çemberin P noktasına en yakın ve en uzak mesafeleri sırasıyla 3 ve 15 cm olduğuna göre. Şimdi bir noktanın bir çembere en yakın olduğu uzaklık hesaplanırken tam merkezden geçecek. Şuradaki uzaklık olur. En fazlası istenildiği zaman yine merkezden geçecek. Yani burası olur en uzak ve en yakını 15 ve 3 olarak verilmiş. ve 15 tamamı burası 3 ise 15'ten 3 çıktı 12. O zaman bunlar 12 olduğu için burası. Bunlar 6 6 mı yapar? Evet. Bizden ne isteniyor? Çemberin yarı isteniyor. Cevap 6 yaptı. Birinci soruda geldik ikinci soruya. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam burası kaç? 3. Şimdi A noktasının çembere en yakın ve en uzak mesafeleri toplamı nedir diye soruluyor. Ne yapıyoruz? Merkezden geçiriyoruz. En kısası ve en uzak bulunurken çembere değdiği noktalara bakıyoruz. 3, 4 öncelikle şurası kaçtır? 5'tir. Yarı çap uzunluğu 3 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Çembere en yakın noktası bak şurası. Yani 2 yapar. Ondan sonra öbürü de çembere en uzak, en uzak noktası da ne yapar? Hop şurası yapar. Yarı çap uzunluğu 3 burası da 3. 3, 6, 7, 8. En uzak noktası da 8 yapar. Bunların toplamı isteniyor bizden. Cevap 10 çıkar. Örnekki 2'yi 10 bulduk. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de Merkezler arasındaki uzaklık 15 olan diyor. Hemen merkezler arasındaki uzaklığı şöyle çizelim ve şuradaki uzunluğun 15 olduğunu söyleyelim. A ve B merkezleri çemberlerin birbirine en uzak mesafesi 26'tır. Çemberlerin de en uzak mesafesi sorulduğunda merkezleri birleştiririz. E şurada uç noktalarını da birleştirdiğimizde işte buradaki uzunluk arkadaşlar. Burası 26 olarak verilmiş. Buna göre çemberlerin birbirine en yakın mesafesi nedir diye soruluyor. Buraya A dersen burası da e, burası da B diyelim istersen. 15 artı A artı B neye eşit? 15 artı a artı b 26'ya eşit. E buradan a artı b kaç gelir? 11 gelir. Şimdi benden şu isteniyor. Şuradaki mesafe isteniyor. E burası yarı çapı a. Bunun yarı çapı b. Dikkat et a artı b artı x 15 eşit değil mi? Evet a artı b artı x eşittir 15 olduğundan. E a artı b'yi 11 diye bulmuştuk zaten. E dolayısıyla x de böylelikle kaç gelir? 4 gelir. Yani örnek 3 4 çıktı geldik örnek 4'e. Çemberler birbirine diyor. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Şöyle bir uygulayalım. Şimdi BC uzunluğunun 9 demiş. E tamam burası da 9 değil mi dikdörtgenden dolayı? Evet. Ali Bey uzunluğunun 16 demiş. Şurası 16. Şimdi burası belli artık. Burası R burası R ise 2R eşittir 9 değil mi? Çünkü şurada da bir dikdörtgen çıktı. Evet. 2R eşittir 9 ise R buradan 9 bölü 2 yani 4.5 çıkar. E hocam burası da R. Bak 90 90 90. E burası da 90 olmak zorunda. Bir burada bir dikdörtgen çıktı. R ise burası da R. Yani 4.5 mu oldu burası? Evet. E, hatta burası da R. Yani burası da 4.5. E bizden ne isteniyor? Verilenlere göre çember ile BC kenar arasındaki en kısa uzaklık çember ile BC kenar arasındaki en kısa uzaklık hop merkezden bu doğruya bir dik çizeriz. İşte bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. E olay bitti. R'yi kaç bulmuştuk biz? 4.5 bulmuştuk. Hocam burası da R. 4 e şu uzunluk da zaten kaç verilmişti bize? 16 verilmişti. E o zaman x artı 4.5 artı 4.5. x artı 9 yani 16'ya eşitse x'i böylelikle 7 olarak buluruz örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Şekildeki çemberin aralarındaki uzaklık 5 cm olan A ve B noktalarının en kısa uzakları sırasıyla 8 ve 9 cm'dir. Evet aralarındaki uzaklık en kısa A ve B'ye kaçmış arkadaşlar? şöyle 8 ve 9 santimetreymiş. E, en kısa uzatları şurası 8. Burası merkezden geçtiği zaman bak çember doğrunun en kısa uzatlığı şurası. Burada da birleştirdiğim zaman işte burası 9 olarak verilmiş. A noktası D doğrusu üzerinde çembere en yakın nokta olduğuna göre A noktası çembere en yakın nokta olduğu için, zaman ne olması lazım? Burası 90 derece olması lazım. E burası R mi? R. Burası da R. E, artık burada bir Pisagor bağıntısı var. Yani R artı 9'un karesi eşittir. R artı 8'in karesi artı 5'in karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Ya da 5 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 5, 12, 13 üçgendir. 13 olması için R'nin 4 olması lazım. R yerine 4 yazarsam 8 artı 4, 12 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani R böylelikle hissederek 4 çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman sırada ne var? Sırada ÖSYM tarzı testler var. O zaman bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.